Bakanlar Kurulu toplantı sonrası bir açıklamada olmuştu. Kamuoyunda Ankara'da terör saldırısı sonrasında ölenlere ilişkin sivil şehit gibi bir tanımlama tartışması gündeme gelmişti. Bunlar farklı şekilde yorumlanmıştı efendim. Buna bir cevabınız olacak. Şimdi ben açıklamada böyle bir şey, sivil şehit kavramını asla kullanmadım. Böyle bir kavram Bakanlar Kurulu tarafından da kullanılmamıştır. Mesele şudur, Bakanlar Kurulu'nda tartışılan, Ankara'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için, daha önceki terör saldırılarında olduğu gibi, 5233 sayılı terör ve terör mağdurlarının, mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin yasanın gereğinin yerine getirilmesi, yani onlarla ilgili gerekli tazminatların yapılması, devletin desteklerinin ortaya konulması için Bakanlar Kurulu'nda karar alınmıştır. Bu kararla ilgili ilgili kurulların tespitlerinden sonra ilgili bakanlık olan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı gereğini yerine getirecektir. Bizim söylediğimiz budur. Dolayısıyla bunun çarpıtılarak başka anlamlar yüklenecek şekilde ifade edilmesini fevkalade yadırgadığımı, doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Yasanın gereği yerine getirilecektir. Devlet olma sorumluluğu budur. Terörün ortaya çıkardığı mağduriyetleri gidermek için bu konuda mağdur olan vatandaşlarımızla ilgili gerekli tedbirler, gerekli düzenlemeler alınacaktır. Efendim, canlı bombanın kimliğine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bununla ilgili son gelişmeler nedir? Şimdi aşağı yukarı her iki canlı bombanın kimliklerinin tespitinin son aşamasına gelinmiştir. Bu tespitle birlikte arkasındaki örgütlerin de kimler olduğu noktasında son noktaya gelinmiştir. Ancak kesinleşmeden, diyelim ki şu an itibariyle %99, %100 olmadan biz bu kesin bilgidir noktasında kamuoyuna kesin bir bilgi vermemeyi doğru bulmayız. Büyük oranda kesindir, kesinleşmek üzeredir. Kesinleştiği zaman da zaten bütün kamuoyuyla hem şahısların isimleri, hem bu isimlerin arkasındaki örgüt bağlantıları, muhtemel olası şüphelilerin dışında, muhtemel olmayan şüphelilerin de kimler olabileceği üzerinde çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Çok detaylı bir şekilde, belki binlerce delil, binlerce farklı görüntü inceleniyor. Bunun sonunda belli bir noktaya gelindi. Ümit ederim en kısa zamanda bütün detaylarıyla konu ortaya çıkacaktır. Ümit ediyorum bu çıktığı anda da bunu zaten kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii dün akşam Ankara'da görelim anılar da oluyor. Bununla ilgili şimdi Ankara İl Emniyet Müdürü, İl Emniyet İstihbarat Müdürü ve İl Güvenlik Müdürleri görevlerinden, daha doğrusu açığa alındılar soruşturmanın selameti bakımından. Bakın biz ilk andan itibaren şunu söylüyoruz. Olayın sıcaklığı ortada. Olay olur olmaz idari soruşturma başlatılmış, müfettişler gerekli bütün soruşturmaları en ufak, en ince noktaya kadar bu soruşturmaları sürdürüyorlar. Ayrıca devletin en üst denetleme organı olan Devlet Denetleme Kurulu da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından harekete getirilmiş, rutin dışına da çıkarak, bu tür meselelerde rutinin dışına da çıkarak her türlü ihmal, her türlü efendim hata, gözden kaçırma ne varsa bunların hepsi ortaya çıkarılacaktır. Biz kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını hep başından beri tavsiye ediyoruz. Bu konunun şu ya da bu şekilde siyasetin malzemesi yapılmamasını rica ediyoruz. Kimlerde varsa hatalar, kusurlar, ihmaller, yanlışlıklar bunların hepsi ortaya çıkarılacak ve bunlarla ilgili gerekli bütün tedbirler alınacak, bütün cezalar verilecektir. Ama daha soruşturmanın hemen başında falanca istifa etsin, falanca istifa etsin gibi meseleyi bir polemik konusu haline getirmeyi durumun nezaketiyle, hatta durumun hassaslığıyla bağdaşır bir tavır olarak görmüyoruz. İdari soruşturma devam ediyor. Ondan dolayı 3 emniyet müdürümüz açığa alınmıştır. Ayrıca devletin en üst düzey denetleme mekanizmaları harekete geçirilmiş. Bununla ilgili en üstten en alt birime kadar kimde, nerede, hangi hata varsa, eksiklik varsa, kusur varsa bunlar ortaya çıkarılacak ve gereği yapılacak. Tabii efendim, HDP'nin bu olayın ardından bir açıklaması oldu. Ölenlerin sayısına ilişkin ve peşinden de bir özür geldi. Tabii bu kamuoyunda başka çevrelerin bu olayı daha fazla abarttığı ve provoke ettiği yönde iddialar da oldu. Daha sonra özür de geldi. Şimdi değerli arkadaşlar, baştan beri şunu söylüyoruz. Bu gerçekten işin içinde olduğumuz için, yani kullandığımız her kelimeye dikkat ederek konuşuyoruz. Bakın, çok ağır bir tablo. Tahminlerimizden çok daha ağır bir tablo. Sıradan bir haber olarak geçiştirilemeyecek bir tablo. Bu yas hepimizin yası, bütün ülkenin yası. Uzun süre devam edecek olan bir büyük üzüntü.
Bu üzüntüyü uzun yıllar boyunca taşıyacağız, saklayacağız, sorumlulukları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama bu acının üzerinden siyasi bölünmeyi değil, siyasi bütünleşmeyi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın arasında bu acıyı vesile kılarak hiç kimsenin 3-5 puan ben bu önümüzdeki seçimde fazla alırım diye şu ya da bu şekilde konuşması asla doğru bir şey değildir. Son derece çirkindir. Buradan siyasi malzeme çıkmaz. Buradan hiç kimse siyasi malzeme çıkartmaya gayret etmemelidir. Bu acı nasıl olur da teröre karşı bizi ortak bir barış ve adalet cephesinde buluşturur? Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Siyasi partilerimiz farklı olacak, görüşlerimiz farklı olacak, herkes farklı bir şey söyleyecek. Bunlar kabul. Ama sonuç itibariyle bu mesele 1 Kasım seçimlerinin malzemesi haline dönüştürülemez. Ya da 1 Kasım seçimlerine giden yolda siyasi partilerin kendisine güç kazanacakları bir atlama taşı olarak görülemez. Böyle görenler yanlışlık yaparlar, millete karşı yanlış yaparlar, tarihe karşı sorumlu olurlar. Burada herkesi biz başından itibaren sorumlu davranmaya teşvik ediyoruz, davet ediyoruz. Allah aşkına bakın biz ortaya çıkan hangi bilgi kesinleştiyse o bilgiyi paylaşıyoruz. O otopsilerin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını bilen birisi olarak söylüyorum. En ufak bir detay, en ufak bir ihmal ortaya çıkmasın diye ne kadar büyük sorumluluk ve baskı altında o otopsileri yapanların yaptıklarını, kimliklerin tespiti konusunda bazıları için, bazı ölülerimiz için ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Bütün bunları bir tarafa bırakarak, ölü sayıları üzerinden de tahminde bulunarak bunu siyasi bir malzeme haline getirmek son derece yanlıştı. Bu yanlıştan dönülmüş olması eğer döndülerse güzel bir şeydir. Ama keşke bu yanlışı siyasi gayretle, siyasetin vermiş olduğu bir hevesle bu yanlışı yapmasalardı. Bu siyaset alanı değil, bu insanlık alanıdır. Orada ölen her vatandaşımız insandır, her vatandaşımız bu toprakların çocuklarıdır. Her vatandaşın acısı bu ülkede yaşayan 78 milyonun ortak acısıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bütün siyasi partileri bu ortak acı üzerinden hiçbir şekilde siyasi istismar yapmamaya, siyasi istismara konu olacak herhangi bir telmihte, herhangi bir işarette bulunmamaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber bu ağır faturanın, bu millete ödetmeye çalıştığı faturaların daha da ağırlaşmamasını sağlayalım. Bundan sonra yaralarımızı saralım ve bunun üzerinden de milletimizi birlik bütünlük içerisinde teröre karşı mücadelede hep beraber aynı tarafta aynı safta yer alarak teröre karşı mücadele edelim. Aslında bunu sormadan geçemeyeceğim Sayın Bakanım. Dün akşam milli bir gurur oldu. İzlanda karşısında Türkiye kazandı ve Avrupa'yı garantiledi. Bununla ilgili bir değerlendirme olacak mı acaba? Yani bir kere millilerimize başta Fatih Terim Hoca olmak üzere bütün futbolcularımıza o gün dün akşam stadı doldurmuş olan bütün seyircilerimize, televizyonları başında da dualarıyla milli takıma destek veren bütün yurttaşlarımıza hem teşekkürlerimizi ifade ediyoruz, hem sevinçlerine ortak oluyoruz. Kısa bir süre içinde olsa bu kadar olumsuz bir gündemin içerisinde millilerimizin büyük bir başarıyı ortaya koyması, hatta bitti denilen bir gruptan yeniden doğarak, küllerinden doğarak, son iki maçta mükemmel oynayarak bu sonucu sağlamış olmaları her türlü takdirin üstündedir. Fatih Terim Hoca yeniden futbolcuları aldı ve bir Avrupa Kupası finaline götürüyor. İnşallah bu seferki finallerde çok daha üstün başarı bekliyoruz. Her birisini tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz inşallah Fransa'da çok başarılı sonuçları da görecektir. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, baştan beri şunu söylüyoruz. Bu gerçekten işin içinde olduğumuz için, yani kullandığımız her kelimeye dikkat ederek konuşuyoruz. Bakın, çok ağır bir tablo. Tahminlerimizden çok daha ağır bir tablo. Sıradan bir haber olarak geçiştirilemeyecek bir tablo. Bu yas hepimizin yası, bütün ülkenin yası, uzun süre devam edecek olan bir büyük üzüntü. Bu üzüntüyü uzun yıllar boyunca taşıyacağız, saklayacağız, sorumlulukları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama bu acının üzerinden siyasi bölünmeyi değil, siyasi bütünleşmeyi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın arasında bu acıyı vesile kılarak hiç kimsenin 3-5 puan ben bu önümüzdeki seçimde fazla alırım diye şu ya da bu şekilde konuşması asla doğru bir şey değildir. Son derece çirkindir. Buradan siyasi malzeme çıkmaz. Buradan hiç kimse siyasi malzeme çıkartmaya gayret etmemelidir. Bu acı nasıl olur da teröre karşı bizi ortak bir barış ve adalet cephesinde buluşturur? Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım.
Siyasi partilerimiz farklı olacak, görüşlerimiz farklı olacak, herkes farklı bir şey söyleyecek, bunlar kabul. Ama sonuç itibariyle bu mesele 1 Kasım seçimlerinin malzemesi haline dönüştürülemez. Ya da 1 Kasım seçimlerine giden yolda siyasi partilerin kendisine güç kazanacakları bir atlama taşı olarak görülemez. Böyle görenler yanlışlık yaparlar, millete karşı yanlış yaparlar, tarihe karşı sorumlu olurlar. Burada herkesi biz başından itibaren sorumlu davranmaya teşvik ediyoruz, davet ediyoruz. Allah aşkına bakın, biz ortaya çıkan hangi bilgi kesinleştiyse o bilgiyi paylaşıyoruz. O otopsilerin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını bilen birisi olarak söylüyorum. En ufak bir detay, en ufak bir ihmal ortaya çıkmasın diye ne kadar büyük sorumluluk ve baskı altında o otopsileri yapanların yaptıklarını, kimliklerin tespiti konusunda bazıları için, bazı ölülerimiz için ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Bütün bunları bir tarafa bırakarak, ölü sayıları üzerinden de tahminde bulunarak bunu siyasi bir malzeme haline getirmek son derece yanlıştı. Bu yanlıştan dönülmüş olması, eğer döndülerse güzel bir şeydir. Ama keşke bu yanlışı siyasi gayretle, siyasetin vermiş olduğu bir hevesle bu yanlışı yapmasalardı. Bu siyaset alanı değil, bu insanlık alanıdır. Orada ölen her vatandaşımız insandır, her vatandaşımız bu toprakların çocuklarıdır. Her vatandaşın acısı bu ülkede yaşayan 78 milyonun ortak acısıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bütün siyasi partileri bu ortak acı üzerinden hiçbir şekilde siyasi istismar yapmamaya, siyasi istismara konu olacak herhangi bir telmihte, herhangi bir işarette bulunmamaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber bu ağır faturanın, bu millete ödetmeye çalıştığı faturaların daha da ağırlaşmamasını sağlayalım. Bundan sonra yaralarımızı saralım ve bunun üzerinden de milletimizi birlik, bütünlük içerisinde teröre karşı mücadelede hep beraber aynı tarafta, aynı safta yer alarak teröre karşı mücadele edelim. Aslında bunu sormadan geçemeyeceğim Sayın Bakanım. Dün akşam milli bir gurur oldu. İzlanda karşısında Türkiye kazandı ve Avrupa'yı garantiledi. Bununla ilgili bir değerleriniz olacak mı acaba? Yani bir kere millilerimize, başta Fatih Terim Hoca olmak üzere bütün futbolcularımıza, o gün, dün akşam stadı doldurmuş olan bütün seyircilerimize, televizyonları başında da dualarıyla milli takıma destek veren bütün yurttaşlarımıza hem teşekkürlerimizi ifade ediyoruz, hem sevinçlerine ortak oluyoruz. Kısa bir süre içinde olsa bu kadar olumsuz bir gündemin içerisinde millilerimizin büyük bir başarıyı ortaya koyması, hatta bitti denilen bir gruptan yeniden doğarak, güllerinden doğarak, son iki maçta mükemmel oynayarak bu sonucu sağlamış olmaları her türlü takdirin üstündedir. Fatih Terim Hoca yeniden futbolcuları aldı ve bir Avrupa Kupası finaline götürüyor. İnşallah bu seferki finallerde çok daha üstün başarı bekliyoruz. Her birisini tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz inşallah Fransa'da çok başarılı sonuçları da görecektir. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, baştan beri şunu söylüyoruz. Bu gerçekten işin içinde olduğumuz için, yani kullandığımız her kelimeye dikkat ederek konuşuyoruz. Bakın, çok ağır bir tablo. Tahminlerimizden çok daha ağır bir tablo. Sıradan bir haber olarak geçiştirilemeyecek bir tablo. Bu yas hepimizin yası, bütün ülkenin yası, uzun süre devam edecek olan bir büyük üzüntü. Bu üzüntüyü uzun yıllar boyunca taşıyacağız, saklayacağız, sorumlulukları ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama bu acının üzerinden siyasi bölünmeyi değil, siyasi bütünleşmeyi sağlayacağız. Vatandaşlarımızın arasında bu acıyı vesile kılarak hiç kimsenin 3-5 puan ben bu önümüzdeki seçimde fazla alırım diye şu ya da bu şekilde konuşması asla doğru bir şey değildir. Son derece çirkindir. Buradan siyasi malzeme çıkmaz. Buradan hiç kimse siyasi malzeme çıkartmaya gayret etmemelidir. Bu acı nasıl olur da teröre karşı bizi ortak bir barış ve adalet cephesinde buluşturur? Bunun üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Siyasi partilerimiz farklı olacak, görüşlerimiz farklı olacak, herkes farklı bir şey söyleyecek, bunlar kabul. Ama sonuç itibariyle bu mesele 1 Kasım seçimlerinin malzemesi haline dönüştürülemez. Ya da 1 Kasım seçimlerine giden yolda siyasi partilerin kendisine güç kazanacakları bir atlama taşı olarak görülemez. Böyle görenler yanlışlık yaparlar, millete karşı yanlış yaparlar, tarihe karşı sorumlu olurlar. Burada herkesi biz başından itibaren sorumlu davranmaya teşvik ediyoruz, davet ediyoruz. Allah aşkına bakın, biz ortaya çıkan hangi bilgi kesinleştiyse o bilgiyi paylaşıyoruz.
o otopsilerin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını bilen birisi olarak söylüyorum. En ufak bir detay, en ufak bir ihmal ortaya çıkmasın diye ne kadar büyük sorumluluk ve baskı altında o otopsileri yapanların yaptıklarını, kimliklerin tespiti konusunda bazıları için, bazı ölülerimiz için ne kadar zorlandıklarını biliyoruz. Bütün bunları bir tarafa bırakarak, ölü sayıları üzerinden de tahminde bulunarak bunu siyasi bir malzeme haline getirmek son derece yanlıştı. Bu yanlıştan dönülmüş olması, eğer döndülerse güzel bir şeydir. Ama keşke bu yanlışı siyasi gayretle, siyasetin vermiş olduğu bir hevesle bu yanlışı yapmasalardı. Bu siyaset alanı değil, bu insanlık alanıdır. Orada ölen her vatandaşımız insandır, her vatandaşımız bu toprakların çocuklarıdır. Her vatandaşın acısı bu ülkede yaşayan 78 milyonun ortak acısıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bütün siyasi partileri bu ortak acı üzerinden hiçbir şekilde siyasi istismar yapmamaya, siyasi istismara konu olacak herhangi bir telmihte, herhangi bir işarette bulunmamaya davet ediyoruz. Gelin hep beraber bu ağır faturanın, bu millete ödetmeye çalıştığı faturaların daha da ağırlaşmamasını sağlayalım. Bundan sonra yaralarımızı saralım ve bunun üzerinden de milletimizi birlik, bütünlük içerisinde teröre karşı mücadelede hep beraber aynı tarafta, aynı safta yer alarak teröre karşı mücadele edelim. Aslında bunu sormadan geçemeyeceğim Sayın Bakanım. Dün akşam milli bir gurur oldu. İzlanda karşısında Türkiye kazandı ve Avrupa'yı garantiledi. Bununla ilgili bir değerlendirme olacak mı acaba? Yani bir kere millilerimize, başta Fatih Terim Hoca olmak üzere bütün futbolcularımıza, o gün, dün akşam stadı doldurmuş olan bütün seyircilerimize, televizyonları başında da dualarıyla milli takıma destek veren bütün yurttaşlarımıza hem teşekkürlerimizi ifade ediyoruz, hem sevinçlerine ortak oluyoruz. Kısa bir süre içinde olsa bu kadar olumsuz bir gündemin içerisinde millilerimizin büyük bir başarıyı ortaya koyması, hatta bitti denilen bir gruptan yeniden doğarak, güllerinden doğarak, son iki maçta mükemmel oynayarak bu sonucu sağlamış olmaları her türlü takdirin üstündedir. Fatih Terim Hoca yeniden futbolcuları aldı ve bir Avrupa Kupası finaline götürüyor. İnşallah bu seferki finallerde çok daha üstün başarı bekliyoruz. Her birisini tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz inşallah Fransa'da çok başarılı sonuçları da görecektir. Teşekkür ederim. Efendim, bir soru daha sormak istiyorum. 7 Haziran seçimlerinde 5 MG proje açıklamışsınız. Bu projelerdeki son durum nedir? Bir de buna bağlı olarak Habertürk gazetesinin bir haberine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun milletvekili sayısının düştüğü illerde özel bir çalışma yaparak proje açıklayacağını söylemişti. Bu bağlamda Ordu'ya özel bir proje var mıdır acaba? Şimdi Ordu ilimiz son 13 yıllık AK Parti iktidarında herhalde Türkiye'nin en fazla hizmet alan illerinden birisidir. Bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz hemşerilerimiz olarak. Ve bunların üzerine bizim 7 Haziran'da açıkladığımız 5 mega proje aslında Ordu'nun vizyon projeleridir. Ve bunların her birisi sadece Ordu ile ilgili değil, Ordu ilini merkez alarak çevremizdeki illerin hepsinin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını sağlayacak. Hatta Karadeniz'in Akdeniz'e bağlanma projesi bütün Türkiye'yi de ilgilendirecek olan bir projedir. Bunların gerçekleştir, bunların hepsinin ön hazırlıkları vardır, ön fizibiliteleri yapılmıştır. İnşallah iktidar olduğumuzda bunları bir vizyon projeler seti olarak sonuna kadar takip edeceğiz ve gerçekleştirilmesi için bütün gücümüzle bizi ortaya koyacağız. Bunun için de bütün hemşerilerimizin bu projelerin gerçekleştirilebilmesi için bize çok kuvvetli bir destek vermesini buradan bir kere daha talep ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Bu desteklerle bu vizyon projeler ordunun çehresini değiştirecek, geleceğini değiştirecek ve hatta çevre illerimizin geleceğini değiştirecektir. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Peki, sağ olasınız.